20'si herhalde. 20 Nisan. Merhaba arkadaşlar. Nezahat teyzemiz bu. Ben size her zaman bahsediyordum. Hikayelerimde, Instagram hesabımda, Facebook'ta her yerde paylaştım. Nezahat teyzemiz bu evde yaşıyor. Hızırtepe Mahallesi. Şöyle çatıyı göstermek istiyorum. Burası da evin girişi. Burası giriş kapısı. Bu da mutfağı. Şöyle ben bana gönderilen, emanet edilen erzak kolisini getirdim. Burası Allah bir mutfak. Razı olsun verenlerden. Şöyle bakın. Ha, dökülüyor, her tarafı dökülüyor. Şimdi burası da çatı. Burası da başka bir salon, ara kat. Tuvalet sol taraf, sağ taraf banyo. Buzdolabı. Sen ne zaten teyzeciğim, buzdolabını açacağım. Evet. Aç be kızım, işte Hasan amcamız gelirken kasaptan köfte almış. Yer canı istemiş. Şöyle her şeyi size doğal olarak göstermek istiyorum. Devam edelim. Bakın tarihi eser bir vitrinimiz. Çok eski aslında. O kadar güzel ki. Ben şimdi bakacağım burada bana göre ne var. Çalacağım bu arada. 57 yapımı bu ev. 57 yapımı. Oh, artık 1957 artık. Yani. Evet, burası da bak, bir odamız. Hep çökük kızım. Ay, yavaş. Düşmeyin işte. Zaten. Çok kötü ya. Giremiyorum. Dur. Sobamız. Ha, eski ev işte. İşte bu şekilde ya. Yardım edenler olsa... Ölene kadar dolar. Ne istiyorsun Nezahat teyze? Bu evin yıkılmasını, burası 100 metrekare bir ev. Bana anlattığın kadarıyla. Tapusu size ait. Evet. Sen Sakarya Valimizden, Adapazarı Belediyesi'ne ait bir yer burası. Buradan bu evin yıkılmasını ve size 1+1. Öyle bir konteyner. Tuvalet banyo içinde. Bir çelik ev ya da bir konteyner gibi bir şey istiyorsunuz. Çelik ev olursa daha şey olur. Hani inşallah şu balkon olsun, çamaşırlarımı asmak için. Hı-hı. Yeter. Yani burası da dediğim gibi salon, bu kapı da tekrar dışarıya çıkıyor. Şöyle tuvaletimiz, banyomuz. Banyomuzun ne olması, ilaçlarım. Bak ne kadar felaket. Başıma yıkılacak tuvalet, banyo. Çatladı hep şeyler, duvarlar. Görüyor musun? Banyosu, tuvaletimizi de gösterelim. Pislikten geçinmiyor ama kızım ne yapayım? Eski ev, başıma yıkılacak yani. Eski ev Nezahat bu dingin diyor otururken. Çökmüş çok, artık. Çok dar ya, ay bu duvar falan yani hep şişmiş. Şişmiş yavrum, artık ev bizi bırakacak da biz bırakamıyoruz. İhtiyacım var bu eve ama çok ya. Çok ihtiyacım var. Bir oda olsun, sağlam olsun. Bakar mısınız ya? Ya bakar mısınız? Aman diyor mu ya sana? Ah öyle bir el atan olsa yarabbim. Kurban olurum ya. Evin dediğim gibi giriş kapısı. Burası da evimizin hem yatak odası hem de salon. İşte karşımızda Hasan amca. Hasan amca kaç yaşındasın? 81'e 4 ay oldu gireli. Vah, Allah uzun ömür versin. Amin. Hasan amca nereden emeklisin? Ben sigortalıyım. Ben bütün fabrikalarda çalıştım. Ama asıl sen... Torno tesviyeciyim ben. Torno tesviyecisin. Ya. Marangoz, demir, torno tesviye. Bu evi de sen yaptın değil mi? Bu evi de sen yaptın değil mi Hasan amca? Kaç yılında yaptın? Kaç yılında yaptın? İşte 59-60 arası. Hasan amca sen kaç kilosun? 45. Şu anda bilmiyorum 45 kilo geliyorum herhalde. Ve Hasan amcamız bakın bu ev ona ait. Bir tane de Murat 124 bir aracı var. O da hastanelere gitmek için almış. Onun için. Şimdi bir tek bu eviniz var Hasan amca. Bir de bir tane araban var Murat 124. Ne kadar maaş alıyorsun Hasan amca? Şimdi kesintilerden sonra 1200-1300 o arada alıyor. Arabanın içinde kredi çekmiştin değil mi? Ne kadar kredi ödüyorsun? 3 senedir ödüyorum. Ayda işte 700 lira mı ne alıyorlar? Aynen o 700 yükseldi lira. Yani. Ha, anladım. O 700 lira da bitince hangi ayda bitecek? Haziran'da bitecek. Haziran'da bitecek. O zaman maaşın 2000 liraya çıkacak değil mi? 2000 liraya. 2000 liraya çıkacak. Arkadaşlar Hızırtepe, Adapazarı Belediyesi'ne ait bir yer. Hasan amca ne istiyorsun sen ya? Vallahi bir oda, bir mutfak olsun. Bir kolibem olsa yeter, düzelsem evi. Hiçbir şey istemiyorum. Yıksınlar bu evi. Bir oda, bir mutfak bana yeter. Bak kuşum bile razı geldi. Ha, bir çocuğumuz var. Hiç kimsemiz yok ki. Bir siz varsınız. Allah razı olsun. Allah kuşumuzdan eksik etmesin. Ben her zaman varım. Her zaman yanınızda. Kızımsın sen. Hadi kızım be. Allah sıhhat sağlık en versin. Kaza bela elem vermesin.
Saatten başka bir şey yok. Yönetimdekilere, büyüklerimize seslenmek istediğiniz var mı kimse? Hepsine sağlık, saat diliyorum. Sayın valimize, herkese, belediye başkanımıza herkese istediklerin sağlık, bir saat, bir kulüben düzelsin. Ay ya sana başka bir şey istemiyoruz. Eşya da 100 metrekare bu yer sana ait. Burası yıkılıp 110 metrekare. Bir artı bir ev istiyorsun. Çelik ev ya da prefabrik ev fark etmiyor. Tertemiz bir ev istiyorsun. 82 yaşında Hasan amca. Nezahat teyze kaç yaşında? 69 yaşında. Allah uzun ömür versin. Hasan amcam. Ama çöp karıştırma artık, tamam mı? Ha. Artık çöp karıştırma. Çöpe ya, gitme diyor kızım. Gitmeyeceğim öyle diyor i̇şte ama. İşte şu borçlar işte bitsin. İşte olmadık zaman oluyor. Ben şimdi orayı da boşalttım mı zaten gücüm yok. Yok artık gitti. Kendimde güç yok. Şimdi bayırı çıkıyor. Ama Allah korusun. Ben buradan Sakarya'mızdaki büyüklerimize sesleniyorum. Sakarya'daki gönlü güzel, maddi durumu iyi olan insanlara sesleniyorum. Çatı çöküyor. Kamyon brandası var. Yan taraf odanın yarısı aşağıda. Gördüm. Yani hepsini çektim Hasan amca. Ben Sakarya'daki büyüklerimize sesleniyorum. Ben Sibel Arın Sezer olarak isterseniz sosyal medya hesaplarından bana ulaşın. Ben sizi bu aileye getiririm. Sizden rica ediyorum. Bakın tamam, ben ya gelip elimden geldiği kadar buradaki aileye yardım etmeye çalışıyorum. Ama ben de bir güvenlik görevlisi olarak elimden ne kadar gelebilir ki çevremin desteğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu kadar insan, yaparlarsa, bu kadar güzel insanlara biz de destek cennetin olalım. Cennetin kapısını açarlar. Ya şu kadar küçücük bir oda istiyorlar. İki bakın bu kadar ya küçücük bir oda. Yani benim devletim bunu yapamayacak mı ya? Burada yatağım, burada oturduğum yer. Başka bir yerim yok. Neyse Allah büyük. Dua edin mübarek günlerde. Öbür yerim yok. Sağlam olsam